para varsa işin içinde anarşist de olurum, komünist de olurum, feminist de olurum, satanist de olurum. Tövbe. Ne olacaksak olalım arkadaşlar, ne olacaksak olalım. Yeter ki parayı bulalım. Oturun da oturun, ne diyormuş siz? Oturun. Nasıl laf öyle Ali, sen de otur be. Allah muhafaza, milli şuurumuzu kaybedersek ne yapacağız Ali? Bu anarşisten itikadımda biraz sıkıntı var. Beni neyin alemin anarşistinden ya? Koskoca aşırı var. Hem bakanın arkadaşı, hem kendimizin köyümüzün çocuğu. Kendimizin komünisti ya. Doğru söyle. Aşırı özümüzden, kökümüzden, ciğerimizden biri. Bugüne kadar ne bir kimsenin malını mülkünü gözetmişti, ne ırzının namusuna. İmanına kefil olmasak da ahlakına her zaman kefil. Ne bekliyoruz o zaman? Ne bekliyoruz arkadaşlar? Yürüyün, aşırımıza gidiyoruz. Yürüyün. Akıl daşkınlığı var diyorlar. Akıl daşkınlığı. Aşırı sen bizim her şeyimizsin. Bu gök seninle gurur duyuyor. Bu gök seninle gurur duyuyor. Aşırı sen bizim her şeyimizsin. Aşırıcığım, Mustafa'cığım, abiyeciğim, biz ne yapacağımız, nereye gideceğimizi şaşırdık biz. Şuurumuzu kaybettik biz. O yüzden diyorum ki, senin bize karşı patavatsızlıkların olmuş olabilir, bizim de sana karşı olmuş olabilir. Biz senin kıymetini bilmedik. Seni komünistliğe eziyet ettik. Dün dündür, bugün bugündür diyelim, unutalım bunları. Sizi gidi oportunist çıkarcı köylüler sizi. Ulan bakan, benim arkadaşım çıktı anarşistlere plaket verdi diye neredeyse devrim yapacaksınız. Nasipse o da olur. Para varsa işin içinde, ne yapılacaksa yapalım. Biz cahiliz. Senin gibi üniversiteye mi gittik biz? Ölen işine gelince cahil, işine gelince profesör oluyorsunuz. Hayret bir şey ya. Amca oğlum, güzel amca oğlum, Mustafa'cığım, abi. Ya şunun yüzüne bakın, vallahi nur var ya, bak hocam. Amca oğlum, şimdi bu anarşistler ne yapıyorsa bizim de onlar gibi bir şeyler yapmamız lazım. Anarşistlikse anarşistlik, komünistlikse komünistlik. Ya bu işin anarşistlikle komünistlikle alakası yok. Önce bir sınıf bilinciniz olacak. Ne sınıfı? Kimin sınıfı ya? Cumhuriyet İlkokulu 5. sınıfı. Hayret bir şey ya. Toplumsal sınıf bilinci diyor, toplumsal. Mesela siz burjuva mısınız, işçi misiniz, köylü müsünüz? Sütünü, yumurtanı, yoğurdunu bile şehirdeki marketten alıyor. Toprağa bağımlılık zaten kalmamış. Olan da satıp yiyor. Akşama kadar okey oyna, 66 oyna, televizyon seyret. Bu nasıl köylülük? Doğru konuşuyorum, vallahi doğru konuşuyorum. Ne edeceğiz o zaman? Önce kendi kimliğini bulacaksın. Çalışacaksın, üreteceksin. Değerlerine sahip çıkacaksın. Ne gibi, ne diye? Misal yani. Adamların yaptığı ekolojik tarım, organik tarım ne demek? Bilmem ne demek. Ne bilen biz? İlaç vermeyeceksin, fenli gübrü vermeyeceksin diyorlar. Doğru. Dedelerimiz, ninelerimiz ne yapıyordu? Ne yapıyordu? İlaç mı veriyordu? Yok. Efendi gübre mi vardı? Hayvan gübresi vardı. Geçki koyun gübresi vardı. Mevsiminde ekiyordun, mevsiminde biçiyordun. Bir eker, iki çapalağı, sonra da biçerdik. Daha az masraf, daha az emekle, daha lezzetli olmuyor mudu bu? Doğru vallahi ya. Domatesin, karpuzun kokusu da 100 metre ileriden mis gibi kokardı ya. Aferin ile. Ne güzel söyledin. Bir karpuz kestin, ne yaparsın? Yersin. Çekirdekleri ne yaparsın? Ne yaparsın? Tohumluk saklarsın, gerisine tavuklara verirsin. Kabuklarını inekle yedirirsin, hiçbir şey yabana gitmez. O inekle, tavukla, onları yiyirle, ondan geri patır patır. Sen de onları alı götürüp tarlaya gübre olarak atarsın. Doğanın diyalekti. Hiçbir şey yabana atılmazdı. Amcaoğlu, diyalektik, ekoloji, mekoloji güzel diyorsun da alttan da biliyor musun osuruyu? Ekoloji bozuluk lan o. Osurun, ekoloji mi olurmuş ya? Bırak Allah'ını seversen. Vallahi bunu bir tane fitne takıvermek. İşte ekolojik yaşamın esası bu. Sizin bu anarşist, entel, dantel dediğiniz adamla yaptığı ekolojik yaşamın esası senin öz değerlerinde olan bir şey. Evet. Ondan sana öğreteceğine senin onları öğretmeni lazım. Mustafa doğru söylüyor arkadaşlar. Mustafa doğru söylüyor. Bu söyledikleri aynen dinimizde de mevcut. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yiyiniz içiniz lakin israf etmeyiniz buyuruyor. Doğadaki her mahlukatın hepimiz kadar yaşama hakkı var. Dinimizin esası bu değerli Müslümanlar. Da Mustafa ya. İyisin, güzel söylüyorsun da. Hinki biz bu anarşisten kuyruğuna bu kadar çok takılırsak Allah muhafaza milli şuurumuzu küllen kaybetmeyem ya.
Lan sen de yettin bittin gari. Bir bilmişin milli şuur, milli şuur. Sizde milli şuur mu var? Yok mu? Yok tabii. Hadi lan. Ya adamlar şehirden gelip senin eski evlerine sahip çıktı. Evet, doğru. Termik doğru. Santrale karşı çıkıp havanı suyunu korudu. Doğru söylüyorsun. Halı dokuyorlar, kilim dokuyorlar, türkü söylüyorlar. Onlarda mı milli şuur var yoksa bu köyde mi milli şuur var? Doğru söylüyorsun, doğru. Yeter gari ya, yeter. Allah benim kafam sıkkın oluyor. Geçti daha da beni bekleyip durur zaten. Çekil, çekil bakayım. Açık başınızı sıkkın etmeyin arkadaşlar. İcabında teker teker fikirlerine başvuracağız. Adam doğru konuşuyor ya. Bakın bundan sonra 66 yasak. Domino yasak. Okey küllen yasak. Sözüm meclisten dışarı. Okey oynayanı görürsem ıstakayı... Bundan sonra fikir. Amcaoğlu beni bekle ben de geleyim ya.